Milyonlarca öğrenciye duyuruldu, 5500 TL IBAN'a yatacak. Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı. ÖTV'siz, KDV'siz telefon başvurusu nereden yapılır? Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ, resmi gazetede yayımlanarak resmiyet kazandı. Genel seçimlere kısa bir süre kala duyurulan bu müjde, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olarak sağlanacak ÖTV ve KDV'siz telefon şartlarını içermektedir. Peki vergisiz telefon başvurusu nereden yapılır? Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile birlikte, teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları netlik kazandı. Bu doğrultuda, satın alım tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve açık öğretim programları dışındaki bir yüksek öğretim programına kayıtlı öğrenciler, başvuru yapma hakkına sahiptir. Belirlenen bu kriterler, teknolojik cihazların destekleme programından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvurularını uygun bir şekilde gerçekleştirebilmesi için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. İşte detaylar. Öğrencinin IBAN numarasına yatacak. Küçük turuncu karo cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Küçük turuncu karo satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Küçük turuncu karo satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak. Vergisiz telefon başvurusu nereden, nasıl yapılacak? Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak. Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin %44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin %16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.